Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar bu videomuzda 8'e birlik maxları kullanarak 32'ye birlik bir max elde etmeye çalışacağız. Sol tarafta gördüğümüz tablo 32'ye birlik bir multiplexer'ın doğruluk tablosu arkadaşlar. Bu doğruluk tablosunu isterseniz siz kendi başınıza çizebilirsiniz fakat derste çok çok uzun zaman alacağı için ben bunu yapmadım. Bunun yerine ben direkt olarak 32'ye birlik bir max'ı 8'e birlik max'lar kullanarak nasıl elde edebiliriz bundan bahsediyor olacağım. Genel olarak bizim max ağaçları sayesinde şöyle bir yöntemimiz vardı. Diyorduk ki istenen max'ın büyüklüğü nedir? 32'dir. Peki bizim elimizde olan kullanacağımız max'ın büyüklüğü nedir? 8'dir. O zaman 32'yi basit bir şekilde 8'e böleriz. Sonuçta ne çıktı bakın? 4. Yani bu ne diyor? İlk adımda 4 tane max kullanmamız gerekiyor. Gayet güzel. Peki ikinci adımda ne yapacağız? Bu 4'ü alıyorduk bu sefer. 8'e bölüyorduk. E sonuç ne çıktı? 0.5. Biz bir önceki dersten biliyoruz ki 0.5 çıkıyorsa arkadaşlar sonuç bizim enable kullanmamız gerekiyor bu noktada. Direkt olarak işlem yapamıyoruz. Şimdi o zaman şöyle ilerlemek istiyorum arkadaşlar. İlk adımda 4 tane 8'e birlik max kullanmamız gerektiğini anladık. O zaman ben diyebilirim ki bakın şöyle bir tane buraya max çizeyim bundan 8 tane olacak. Pardon 4 tane olacak ve bu 8'e birlik bir max. Tamamdır. Şimdi bu şekilde 4 tane 8'e birlik max elde ettik. Üzerlerine de yazalım bakın. Bunlar 8'e birlik max'larımız bizim. Şimdi 8'e birlik bir max'ımız varsa ne olmasını bekleriz? 8 tane inputunun olmasını bekleriz. Ve o zaman şöyle birincisinden başlayalım. İlk inputun olacaktır birincisinin I0, ikincisi I1 olacaktır arkadaşlar. E 8 tane input sırasıyla bakın nereye kadar gidecek? I7'ye kadar gidecek. İkincisi nereden başlayacak? I 8'den başlayacak arkadaşlar. I9, I10 diye ta ki I15'e kadar inputlarını alacak. Onu da böyle yazalım. Üçüncü 8'e birlik maxımız arkadaşlar. I16'dan başlayacak. I17, 18 19 diye ilerleyip ta ki I23'e kadar inputlarını alacaktır. Şu araları ben hani çizmiyorum. Çok kalabalık gözükmesini istiyorsanız siz yine not tutarken çizebilirsiniz. Tabii ki sonuncusu da I24'den başlayacaktır. Kaça kadar? I31'e kadar. Onu da şöyle gösterelim. 31. Arada tabi diğer inputlarımız da var. Ve bu her bir multiplexer arkadaşlar 8'e 1 olduğu için 3 tane selection biti yani seçim biti olması lazım. E başlayalım o zaman bakın şuraya S0 diyorum. Buraya S1 diyorum. Buraya da S2 diyorum. Aynı şeyi tüm maxlar için yapmam gerekiyor arkadaşlar. S2, S1, S0. Buraya geldim bakın. S2, S1, S0. Hatta şöyle uçlarını da çizelim ki biraz daha belirgin olsun. Sonra en alttakine de geldim. Şöyle tersten yapalım bu sefer. S0, S1, S2. Bunları da böyle yerleştirdik. Ve tabii ki doğal olarak bunların bir de output olacaktır değil mi? Şöyle outputlarını da çizmiş olalım. Şimdi bizim gördüğümüz şey şu. Biz gayet ki hani bu sonuçlardan birini elde etmek istiyor olabiliriz. Mesela I9'u, I10'u, işte I22'yi, I25'i elde etmek istiyor olabiliriz. Ve bu durumlarda farklı maxları seçmemiz lazım. Ve burada bir tane enable kullanmamız gerektiğini söylüyoruz. Şimdi ben düşünüyorum zaten S2, S1 ve S0 var. Yani 4 tane gruba ayırdık ya biz bu input setini mesela I0'dan I7'ye, I8'den I15'e veya I16'dan I23'e. Zaten bu grupların arası Arasında seçim yapan seçim bitleri var. Burada bir problem yok. Fakat benim için önemli olan gidip de mesela bu maksa A dersem, buna B dersem, buna C dersem, buna da en alttakine de D dersem bu A, B, C D maksları arasında seçim yapacak olan bitleri belirleyebilmek. İşte zaten enable dediğimiz durum da burada ortaya çıkıyor. Bu maksardan herhangi birini seçebilmek için arkadaşlar biz iki tane daha bit kullanmalıyız. Hocam ne alaka derseniz onu da şuradan anlıyoruz. Bakın 32'ye birlik bir maksın doğruluk tablosunu that. 5 tane selection biti var arkadaşlar. Select input yazıyor üstte gördüğünüz üzere. Bakın biz S0, S1 ve S2 8'e birlik max'larda kullanıyoruz ama bu S4 ve S3'ü kullanmıyoruz. Ve bu S4 ve S3 için basit bir doğruluk tablosu çıkarırsak bakın farklı değerler için 00, 11, 01, 01. İşte biz bunu ne yaparken kullanabiliriz? Max seçerken kullanabiliriz. Buraya yazayım max seçerken. Örneğin 00 verdiğimde A max'ına gideriz. 01 verdiğimde B max'ına gideriz. 10 verdiğimde C'ye gideriz. 1 1 verdiğimde D'ye gideriz. E hocam biz A B C D diye isim vermemiştik. E hadi verelim kafamız karışmasın bakın. A B C ve D arkadaşlar. E peki şimdi bunu yapabilmemiz için ne yapmamız lazım? Enable açmamız lazım arkadaşlar her bir max'ta. Bakın mavi kalemimi alıyorum ve diyorum ki burası enable input'u. Burası enable input'u. Bakın her bir max için enable input'u kullanıyorum. Yani bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Benim S3 ve S4 değerlerim öyle değerler olacak ki bu bu maksardan sadece bir tanesi çalışacak, geri kalanları çalışmayacak ve bunun da aslında hikayesi buradaki doğruluk tablosunda yatıyor. Neden? Çünkü ben A'nın neye eşit olduğunu biliyorum arkadaşlar. Hemen yazalım. Benim A dediğim şey S4'ün değili S3'ün s S3 ne eşittir. Veya B dediğim şey neye eşittir arkadaşlar? S4'ün değili S3'e eşittir. Devam ediyorum. C dediğim şey neye eşittir? S4 S3'ün değili. D dediğim şey neye eşittir? S4 S3. Yani mantıken düşündüğünüzde eğer A maksını çalıştırmak istiyorsanız hem S4 hem S3 0 olmalı arkadaşlar. E bu mantıkla düşündüğümüzde enable sıfırda değil 1'de çalışıyorsa he, o zaman hem S4 hem S3 0 iken A çalışacaksa o zaman A'nın enable'ına hem S4'ün hem de S3'ün değilini yollamam gerekir değil mi? O yüzden şöyle bir şey yapıyorum bakın. Diyorum ki şuraya şöyle benim bir S4 sinyalim olsun. Burada da S3 sinyalim olsun. Buraya bir tane AND gate yapıyorum. Çünkü S4'ün değili çarpı S3 var elimde değil mi? Bu AND gate'in sonucu bakın buraya yolluyorum arkadaşlar. Ve burada yapacağım şey ise hem S4'ün hem S3'ün Daily'ini alıp bunları AND gate'e yollamak. Onu da çok kolay bir şekilde yapabilirim. Bakın S3'ü aldım, Daily'ini alıyorum ve AND gate'e yolladım. S4'ü aldım, Daily'ini alıyorum ve AND gate'e yolladım arkadaşlar. Peki ikinci Maksimum maksim için ne yapmam lazım? Bu sefer S4'ün değili ve S3'ü almam lazım. Tabii ki yine bir AND gate kullanıyorum. Bakın AND gate'i aldım. AND gate'in sonucunu enable'a bağladım. S4'ün değili mi vardı S4 mi vardı hatırlayamadım ama ha, S4'ün değili varmış arkadaşlar o yüzden bakın şuradan şöyle burası S4'ün değili zaten değil mi şöyle bir çizgi çektim ve buraya yerleştirdim daha sonrasında S3'ü istiyorduk bakın aldım şuradan atlattım hop S3'ü de buraya getirdim şimdi 3. maksımıza geldik burada yine bir tane end kapısı kullanacağız şöyle bu end kapısını da enable'a bağlıyoruz tabii ki yukarıya çıkacağız arkadaşlar yukarıda bakıyorum C'nin değeri neymiş S4 ve S3'ün değili tamam şimdi o zaman S3'ü aldım bakın buradan böyle getirdim. Değilini alıyorum arkadaşlar. Bunu end kapısına yolluyorum. E bir de ne yapacağım? S4'ü alacağım değil mi? Şöyle S4'ü de aldım. Buraya getirmiş oldum. Son olarak arkadaşlar hem S3'ün hem de S4'ün kendi değerlerini alıp bunları bir end gate'e koyup son enable'a vermemiz lazım. Şuradan şöyle S3'ün değerini çektim. Kapıya yolladım. Daha sonrasında buradan da S4'ün değerini aldım. Kapıya yolladım. İşte bu sayede arkadaşlar 8'e birlik max'lar kullanarak 32'ye birlik bir max elde ettim. Bana inanmıyor da olabilirsiniz. Gelin deneyelim. Öyle bir senaryomuz olsun ki mesela S4'ümüzün değeri 1 olsun, S3'ümüzün değeri 0 olsun, S2'mizin değeri 1 olsun, S1'in değeri 0 olsun, S0'ın değeri 1 olsun. Bu durumda biz ne bekleriz arkadaşlar? Aslında baktığınızda bunu bir binary olarak yazarsanız 1, 0, 1, 0, 1 şeklinde. Bakın 2 üzeri 0, 2 üzeri 2, 2 üzeri 4. Bu da şu anlama geliyor. Aslında biz burada 21 input'u elde edeceğiz. Yani I21'i e elde edeceğiz. Bakalım gerçekten de öyle olacak mı? Şimdi soldaki figürümüzdeyiz. S4'e 1 değerini vermişiz arkadaşlar. S3'e de 0 değerini vermişiz. Şimdi S4 1 olduğu için buradaki end kapısının bakın ilk end kapısı bu A'ya ait end kapısı. S3 kısmında 1 var ama buradaki S4 kısmında 0 var arkadaşlar. O yüzden sonuç 0. Yani A max'ı çalışmıyor. Bir aşağı iniyoruz bakın. Burada da yine bakıyorsunuz S4 değeri nedir arkadaşlar? 0. for S3 değeri de 0. Buradaki end kapısı da 0 sonucunu veriyor. Bir aşağıya indik bakın. Burada bu sefer S3'ün kendi değerini değil, değilini alıyoruz. Bakın burası 1 oldu. E S4'ün değeri de 1'di zaten. 1 1 bakın buradaki end kapısı 1 sonucunu verdi. En alttaki end kapısına gidiyoruz. O hem S4'ün hem S3'ün kendi değerini alıyor. S3'ün kendi değeri 0, S4'ün kendi değeri 1. Bakın burası da 0 verdi. Gördüğünüz üzere kapılardan sadece 3. kapı çalışıyor arkadaşlar. 3. kapıda ne yapmış oldu aslında bizim C maksımızı çalış yani C maksımızı çalıştırmış oldu. E o zaman burada S2 S1 ve S0'ın değerlerini kontrol etmemiz lazım. S2 S1 S0'ın değerlerine bakıyorum arkadaşlar. Neymiş? 1 0 1. E bu zaten 8'lik bir maksa çok kolay bir ifade. E baktığımda ne olacaktır arkadaşlar? Burası 1, burası 2 üzeri 1 çarpı 0, burası da 2 üzeri 2 çarpı 1. Yani sonuç 5 çıkacaktır. Bu da şu anlama geliyor bakın. I 16'dan başlayan bir maks değil mi bu? I 18, I 19, I 20, I 21, I 22. Sığdıramadım şöyle biraz aşağı gidelim. I 23. Şimdi o zaman biz 5'i bulurken ne yapacağız? Bakın burası sıfırıncı indeks. 1, 2 şöyle yapalım. 3, 4 ve bakın 5. İşte demek ki cevabımız gerçekten I 21 imiş. İşte böyle bulmuş olduk arkadaşlar cevabı. Tabii ki burada ufak bir eksik var. Onu da tamamlayalım. Burada biz maxlarımızın sonuçlarını tabii ki elde ediyoruz ama bunları bir or kapısına da yönlendirmemiz lazım. E, burada zaten problem yaşamayacağız. Neden? Örneğimizde olduğu gibi mesela ABD maxları çalışmayacağız bunların sonucu sıfır çıkacaktır. Orada herhangi bir problem yok. C max'ın sonucu da işte kaç çıktı mesela? I21 çıktı. O zaman output'ta I21 elde ediyoruz mesela. Böyle anlaşılabilir. Gördüğünüz üzere çok da zor bir mantığı yok arkadaşlar. Bu kadar basitti. Bir 32'ye birlik bir max'ı tasarlamak sadece ufak nüanslara dikkat etmemiz gerekiyordu. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan bir sonraki ders çok önemli olacak. Çünkü artık boolean cebri fonksiyonlarını max'lar kullanarak uygulamaya çalışacağız. O da gerçekten çok kıymetli bir konu arkadaşlar. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.